Evet arkadaşlar, biyoloğun kuş evine hepiniz hoş geldiniz. Arkamda güzel bir yeşillik. Cesurumuz da burada. Hırlıyor bize. Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Gel. Oy oy oy. Evet arkadaşlar, bir yaklaşık geçen hafta bir iki gün. Sus oğlum, sus oğlum. Video çekiyorum. Geçen hafta iki gün bir yağmur yağdı, sel oldu Güney Su ve Çeyli ilçelerinde. Bir de iki gün önce başlayan bir yağmur neticesinde Artvin, Arhavi, Murgul, Fındıklı ilçelerimizde maalesef sel oldu. Mal kaybı var. Bildiğim kadarıyla can kaybı yok ama kayıplar var. Umarım sağ salim bulunduğum çok büyük var değilim açıkçası. Dolayısıyla Rize'mize geçmiş olsun, Doğu Karadeniz'imize geçmiş olsun diyerek videoya başlayalım. Evet, biliyorsunuz Instagram hesabımızı takip eden arkadaşlar şeyi görmüştür muhakkak. Kızıl dalları satışı başladı. İthal değil bu arada, yerli üretim arkadaşlar. Siparişler de gelmeye başladı. Şimdi hazır kızıl dalları satışımız başlamışken biz de bundan yaklaşık 3 buçuk ay önce falan bir şey yaptık. Denedik daha doğrusu. Bizim şu bahçenin arka tarafında, şu mısırlıklar, fasulyelerin olduğu arka tarafta boş bir yer vardı, küçük bir yer. Oraya biliyorsunuz bir önceki sezondan kalma böyle kolinin altındaki kızıl dalları taneleri vardı. Dedik onları bir atalım. Ya bu bölge çok uygun değil çünkü kurak toprağı seviyor. Çok böyle yağmuru sevmiyor kızıl dalları. Güneşle daha çok olgunlaşıyor. Ektik ama kızıl dallarımız ot olarak büyüdü ve başak vermeye başladı. İsterseniz ufaktan oraya gidelim, kızıl dallarımıza bakalım ne kadar büyümüş, bakalım Rize'de kızıl dalları oluyor mu? Evet, şimdi kızıl dallarıların yanına gitmeden önce, şimdi biliyorsunuz arkadaşlar benim kuşlarımın mama içeriklerinde çekirdek de var. Buraya bir şekilde bir çekirdek tohumu düşmüş. Şöyle de bayağı hani benim boyum civarında bir ayçiçeği oluşmuş. Şöyle maşallah bayağı da güzel büyümüş. Ya yani bilmiyorum, bu bölgede normalde ayçiçeği yetiştirilmez ama ayçiçeği yetişilen bölgelerde durum nasıl? Yani boyu moyu kalıbı falan iyi mi? Onu ayçiçeği şöyle söyleyeyim. Bakın bu yaprağı, bu da benim elim. Yaprak bayağı büyük. Evet, isterseniz ufaktan kızıl dallarımızın yanına geçelim. Mısırlarımız oldu. Hatta şurada bir tane mısır var yukarıda. Arkadaşlar aşağı yukarı mısır 4 metreye falan ulaştı. Nasıl bir mısırsa artık. Bizim bölgede fazla mısır vermiyor ama boyut muazzam şekilde ulaşıyor. Evet. Geldik. Oh 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 oh, bayağı çıktı. Arkadaşlar bakın. Kızıl dallarılarımız bunlar bizim. Bakın şurada ileride var. Şurada var. Büyükleri var, küçükleri var. Bakın burada var. Burada var. Şurada var. Şuralar komple kızıl dalları. Görüyorsunuz. Ya tabii yabani otlar da var aralarında. Allah. Bazıları yeni başak vermiş. Mesela bazıları daha eski vermiş. Ha, onların olması bir 15-20 günü bulur gibime geliyor. Olur mu dedik. Hani olmama ihtimalini de göz önünde bulundurduk açıkçası. Şöyle boyut olarak da bayağı yüksek. Bu arada burası derin arkadaşlar bayağı. Yani nasıl diyeyim, aşağı yukarı 50-60 santimlik bir derinlik var. Yani bu aşağı yukarı 1,5 metre bir boya sahip. Çok büyük vermedi. Büyük verenler de var. Küçük verenler de var. Benim için zaten çok büyük olması önemli değil. Ben bunları kullanacağım. Bakın şurada hatta var bir tane. Şurada var. Yani burada yaklaşık şu alandan bir 6-7 kilo civarı çıkacak gibime geliyor benim. Tabi hasat edildikten, kuruduktan sonra net bakacağız. İşte şeyin, kuş beslemenin, kuş tohumlarını sağa sola atmanın böyle güzellikleri var. Demek ki burada kızıl dalları yetişiyor. Tabi biz madem yetişiyorsa her sene bu bölgeye, hatta şurayı da iptal ediyoruz. Ha şuraya da gelelim. Bir yer var. Şurada mısırların salatalıklarımızı da gösterelim. Bunlar salatalık arkadaşlar. Şöyle dalla yukarı doğru çıkartıyorsun. Sarmaşık bir bitki olduğu için yukarı doğru çıkıyor. Güzel de salatalık veriyor. Hatta salatalık bulabilirsek
Var mı? Var mı salatalık? Var mı? Dün de yağmur yağdı çok fena. Yani iki gündür aşırı bir şekilde yağmur yağıyor. Vallahi salatalık bulamadık. Salatalık üretenler bilir. Salatalıklar kendini gizler yani bu şekilde salatalık üretenler. Salatalık kendini gizler böyle yaprakların ardına, bazılarını göremezsiniz. Bizimkiler de öyle ama bizim salatalıklar biraz daha farklı arkadaşlar. Dikenli oluyor bu Doğu Karadeniz bölgesinde, Trabzon. Hatta bir tane küçüğünü gördüm. Büyümemiş ama bakın şöyle göstereyim. Şöyle bir küçük, burada buna atiçi derler arkadaşlar. Şu küçük boy. Bu 3-4 gün sonra bayağı büyüyecek, yan bektik olacak. Evet şuraya geçelim ufaktan. Evet şöyle. Arkadaşlar şu gördükleriniz de aktarı. Biliyorsunuz ben burayı muhabbet kuşlarının pisliklerini buraya atıyordum. Demek ki aralarında aktarı da vardı. Aktarılar büyümüş, kocaman olmuş aktarılar. Hatta bakın burada da yağmur yağdığı için düşmüş hatta. Dur şöyle kaldırayım. Bakın şu şekilde aktarı, bakın şurada aktarılar var, burada aktarılar var. Her tarafı aktarı tutmuş durumda. Fasulyelerimiz de arkadaş aldı başını gidiyor ya. Şuradan ufaktan biz bir çıkalım. Yer fasulyeleri. Maşallah bu sene bahçe bayağı iyi. Bakın hatta yer fasulyesinde şurada fasulyeleri göstereyim size. Bunlar sırık fasulye değil arkadaşlar. Yer fasulyesi diye geçiyor. Yani çok bir farkı var mı diğerlerinden? Çok bir farkı yok. Bunlar bizim nanelerimiz. Yeşil nanelerimiz. Dur şuraya. Hatta yaban otları aralarında barındırmıyoruz. Bulduk mu söküp atıyoruz. Yeşil nanelerimiz. Bu arada bu yeşil naneler arkadaşlar marketlerde satılan yeşil nanelerden değil. Yaban tip yeşil nane. Yani orman tipi. Doğu Karadeniz bölgesinde ve Gümüşhane, Bayburt taraflarında bulunan bir tür. Bunun menta oranı, yani nasıl anlatayım, esas naneye kokusunu veren şeye menta diyorlar. Zaten Latince ismi de menta bunun. Onun oranı çok yüksek. Yani yanından geçerken muazzam bir, hele bir dokunun şöyle, muazzam bir keskin nane kokusu alıyorsunuz. Bu daha faydalı bu arada, onu söyleyeyim. Çok büyümüyor. Hatta bakın bazıları tohuma kaçmış. Bak şu tohum formatına gelmiş. Bir netlese göreceksiniz ama ben kuşlarıma bunlardan veriyorum. Şurada dereotları vardı şu küçük alanda. O dereotlarını verdik, bitti. Tavuklarımız da burada. Birkaç gündür ıslanıyorlar. Ama sağ olsunlar yumurta veriminden vazgeçmediler. Evet, kızıldal darılarımız büyüdü. Bir 15 gün içinde sanıyorum hasat ederim onları. İlk defa bir kızıldal darı yetiştiriciliği yaptım. Umarım hasattan yana bir sıkıntı olmaz. İncelen böyle atlarına şey koyarım. Yani orak var burada. Bilmiyorum başka yörelerde ne diyorlar. Karadeniz böyle el orağı derler. Orak da dipten dipten kesip, tabii güneşi bulabilirsek güneşli bir günde kurutmaya çalışacağız. Olmadı burada çok, çünkü burası yarı tropikal iklim arkadaşlar. Burada şu anda %90 üzeri nem var şu anda bulunduğum yerde. Dolayısıyla burada kurutma nasıl olur onu bilmiyorum ama bir şekilde kurutacağız artık. Olmadı taze taze vereceğiz kuşlarımıza. Nasılsa herhangi bir ilaç yok. Herhangi bir gübre yok. Avrupa gübresi veya herhangi bir gübre. Zaten toprak humuslu, kendinden gübreli. Bakalım kuşlarımıza bir vereceğiz. Verirken de kendi üretimimiz gübreleri, dal darıları daha doğrusu. Size de video çekip gösteririz, bakalım nasıl diyorlar, beğendiler mi, Rize dal darısını beğenecekler mi, onu da gerçekten merak ediyorum. Dediğim gibi çok büyük vermedi, ot yapısı çok büyük ama dal darı boyutu çok büyük değil, küçük. Olsun, ben zaten yuvalara attığım için, yavrulara verdiğim için benim için boyu çok önemli değil. Hatta ne kadar küçük olursa, yani parmak boy kızıl dal darı benim için daha önemli. Çünkü kafesin içine veya yuvalığın içine attığınız zaman çok yer kaplamıyor. Dolayısıyla benim de işime geliyor. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Nemli, azıcık da sıcak bir Rize'den bütün Türk yurtlarına selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.